15 Şubat, 21 Şubat değerli yay burçları nasılsınız? Moraliniz çok güzel başlayacak. Bunu başta söyleyelim. Yükselen ay burcunuzu takip ediyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfam günlük yorumları takip edebilirsiniz. Evet, moraliniz, enerjiniz, iyimser yönünüz bu hafta gerçekten çok keyifle başlayacaksınız. Yani güzel bir motivasyonla başlayacaksınız ama duygusal çöküntünüz, duygusal yaşadığınız travmalar bu enerjinizi sanki kasıyor gibi. Yani işte farklı, evde farklı, dışarıda farklı, otobüse binerken farklı, metroya binerken farklı bir ruh halindesiniz. Psikolojik bir desteğe ihtiyaç olabilir. Çok uzun süredir yoğun olduğunuz iş temponuz, ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunlar sizi ruhsal olarak yormaya başladı. Ve bu yüzden de artık kurmak, ağlamak, gülmek, devamlı alanı toparlamak, böyle insanları idare etmek dediğim bir süreçtesin ve bu senin artık canını sıkmaya başladı ve bu durumda olmak istemiyorsun ve kendini yeniden keşfetmek istiyorsun ve yorulan enerjini toparlamak istiyorsun. Bir diyetisyen diyorum, bir psikiyatrist, psikolog, yaşam koçu. Ne bileyim, haritanıza baktırabilirsiniz. Enerjiniz nerede? Karmanız nerede? Sorun var. Bunları çözebilirsiniz. Gerçekten sizin kendinize vakti ayırmaya ihtiyacınız var. Bakış açınızın değişmeye ihtiyacı var. Fedakarlık yaptığınız her şey sizin hayatınızdan gidiyor. İşinizdeki insanlara bu kadar iyi niyetli olmanız, çevrenizdeki insanların tavır ve edalarını alttan almak artık sizi, yani siz bir bilgesiniz ama insanların hatalarını iyileştirmekten kendinize bilgeliğiniz yok. O yüzden bir yardımcı danışman size iyi gelecek. Şöyle bir sorunumuz da var. Evet, evinizin enerjisi sizi boğuyor olabilir. Eviniz sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu sene lütfen evinizi güzel bir renge boyayın. Enerjisi değişsin. Yani mutlu olduğunuz koltuk takımınızı alın. Evinizi mutlu edecek enerjilerle. Çünkü eve de gitmek istemiyorsunuz. Yani yasaklar da var. Mutsuz mutsuz eve gidiyorsunuz. Bir ev enerjinizin de değişmesi lazım. Bu şundan kaynaklanıyor. Siz aşk yarasındasınız ve kalbiniz tamir olmuyor. İlla sevgili olarak ya da ilişki olarak düşünmeyelim. Anne, baba, yani bu duygu eksikliğinizin yaşattığı bazı cepheler var sizin ruhsal dünyanızda. Bu da son zamanlarda atak yapmaya başladı ve devamlı böyle bir sinirli, gergin, yani İçinizdeki yorgunluk, evet motivasyonunuz yüksek başlıyoruz ama duygusal motivasyonumuz çürük olduğu için bunu atlatamıyoruz. Ne yapacağız? Bir yardımcı da. İşinizle ilgili inat ettiğiniz her şey sizin hayatınızda kalacak. Yükselmek istediğiniz bir mevzu var. Bu konuyla ilgili gerçekten güzel bir ferahlığa ereceksiniz. Bununla ilgili altyapıları oturtacaksınız. İnatçısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Vazgeçmeyin, iyi olacağını biliyorsunuz. Kendi işini yapan özellikle kariyer anlamında okul, dernek ya da ofis açmak isteyen bazı yay burçları için yenilenme dönemi ve bu yenilenme dönemleri güzel şeyler söz konusu ve kendi işinizle ilgili daha geleceği ufku açık işler aydınlanacak diye not almışım. Banka, finans ya da avukatsanız işinizle alakalı güzel anlaşmalar, yeni büyük projeler, yeni evrelere geçiş sağlayacaksınız. Akademisyenseniz yerinde kalacaksınız. Büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız yer ve şehir değişikliği size güzel teklifler gelecek. Sanatsal yetenekleri olan, çünkü sizin sanatsal enerjiniz de var. Bunlarla ilgili kendi isminizi markalaştırmak, büyütmek istiyorsanız güzel altyapılar, fırsatlar var. Fırsatları değerlendirmenizi istiyorum. Ama şuna dikkat edelim. Bu dalgınlık, bu korkular, bu endişeler küçük ev kazalarına sebep olabilir. Özellikle çocuklarınızla alakalı uyku problemleri yaşayabilir. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu bunlara dikkat edeceğiz. Ne siz yorulun, ne çocuklar, ne de ev kazası olsun istiyorum. Sağlık olarak özellikle psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Güzel nefes almaya, derin derin nefes almaya, sevilmeye, saçınızın okşanmaya, değer görmeye ihtiyacınız var. Çünkü öfke biriktikçe değerin, sevginin ne olduğunu siz de unutmaya başladınız. Evet, hafta sonuna doğru daha şanslı, daha keyifli olacaksınız ama ufak tefek ev kazalarına dikkat edelim dedik. Sorunları yavaş yavaş ev çevrenizdeki alandaki insanlarla toparlayacaksınız. Şöyle bir durum var. Araç satmak isteyen ve uzun süredir aracınızı değiştirmek isteyen yay burçları yeni aracınız gelecek. Mart 1 ya da 4 Mart'a kadar yeni aracınızı almış olarak gösteriyorsunuz değerli yay burçları. Yaylar,
Saç dökülmesi, alerjik durumlarımız da olabilir. Kaşıntı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Büyüklerinizden güzel bir destek alacaksınız ve bu destek sizi çok mutlu edecek diyorum. Yurt dışı planınız ya da yurt dışı ile ilgili eğitim planı olan bazı yay burçlarında da güzel anlaşmalar, güzel fikirler ve nereye gitmek istiyorsanız bunu belirleyeceksiniz ve yolunuz bu konuda birkaç ay sonra hedeflediğiniz noktaya doğru yol alacaksınız diyorum. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, hoşça kalın.